Muhterem cemaat, malum ki insandaki uluğ sıfat ve faziletlerden biri bu keçirimlik buluştur. Bunu keçirim hakkında bir kança fikirler varken, bir kança tarifler varken hazır tamamını götmeyimiz. Allah Teala insanların teşri korunuşlarını güzel kılıp yaratken, eğer insan siret ve içki dünyasını hem çıraylık kılsa, şunda o kamillik derecesine yetişi mümkün. İnsanını hürmet kılışı için o insanını Allah yaratkenliğini itiraf kılışımız gerek buladı. O yaratılgen, Allah yaratken bu zat, bu insan bizden kem emesliğini his kılışımız gerek buladı. Yengisi bu. Bro, sakalını günün üstünden külü yaptı. Yani onu aldığımızda külü yaptı o işini. Bir adab ki farkı yok. Damla aldı ötüredi mi? Başka kıla uğradı o. Bir adab da bunun adını bitemiz deydi. Bitemiz de gene acilete bilmeydi. Kette kişi kıyısı yaşıyor. Nege bunu ona kadar yapsız, brother? Özüz, kanaka nime kasb kılasız, nime mihnet kılasız, hem mihni indi, kub tillerdi bilemem. Neşte til bilesiz, altı da til bilemem. Şimdi o becaranı til bilişi, Allah tabarik ve ta'ala onge birgen nersesi, şimdi bu şükür kılmaya etkeni bu. Ya mesela til biledigen, adam dil biledi degen, o başka adamın üstten külüşke, ona kadar adam hiç hem şeylenmeydi, çağlanmaydı. Lekin bu işini kıl yaptı. Şimdi cevabını işsin. Hammasiyam hammamizdan bir bilib qo'yaylik. Birodar, 4 ta tilni bilsangiz, 5 ta tilni bilsangiz, keling yana 10 ta tilni bilsangiz, soqovdan ustun bo'la olmaysiz. Sababini eshiting. Siz 4 ta til bilan 10 ta til bilan muayyan til sohiblari o'sha xalq bilan gaplashishingiz mumkin. Lekin soqov, soqov yer yuzidagi bor insoniyat bilan gaplasha olmaydi. Chunki dunyodagi soqovlarning tili bir xil ekan. Ana sen onu üstten gülesen. O Arap ke barsa yem gepleşe olaydı. Xitay ke barsa yem gepleşe olaydı. Amerika yem barsa gepleşe olaydı. Sen ki, sen beton keden nereye koysan gün bok olasın. Ve braderler, adamın üstüden külüş mümkünmez. Adamını adam özden pas sanışı mümkün emez. İnsanını hürmet kılış düşün. Onu itiraf kılış gerek olaydı. Katta zotlar, Abu Hamid G'azzoliylar, Abu Nasr al-Farovilar, mutakallim zotlar bunga urg'u bergan. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda bir necha oyati karimalarida bandalarini bir-birlarini hatto kamchiliklarini va aybi nuqsonlarini kechirishga buyurgan. Ana gap. Alloh taborak va taolo kimda nuqson qilgan bo'lsa, Allohim qilgan. Onu keçirmeyi böyledi mi? Nuksanını. Ha onu nakkaşı Allah ko, yarat ko, uçsa Allah ko. Tilbilerimiş bu. Yok. Cümleden أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Eğer sizler avf etseniz, kayımasanız ve keçirseniz, kayımasanız ve keçirseniz, o halde elbette Allah sizlerge nispeten mağfiret ve rahmliktir. Afu etseniz, sokmasanız, kayımasanız, keçirseniz, Allah tebarek ve teala sizge nispeten mağfiretliktir, rahmliktir. Demek kişi braderini keçirişi bilen Allah tebarek ve teala onu hem günahını keçirer iken. Yine bir ayeti kerimede keçirgen kimseye acil biriş. Allah tebarek ve teala'nın zimmesine ikenliği beyan etilgen. Keçirgenge mağfiret biriş Allah tebarek ve teala'nın zimmesine ikenliği beyan. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Bas kim ki afu etip örteni tüzetse,
bas onun mükafatı Allah'ın zimmesidedir. Elbette o zalim tecavüzkarlarını sevmez. Tecavüz etken hadden aşkendi sevmez. Had tecavüz. Hadni tecavüzni birinci tarifi adamga berilgen haqqını bilmesligi eken. Mana shundan boshlanar ekan. Ya'ni tajovuzni birinchi sifati bu ilimsizlik ekan. Birinchi ko'rinishi ilimsizlik ekan. Tajovuz oilaviy misolga kelamiz, chunki bu zarur bo'lgani uchun. Erkakning 5 burchi bor edi, ayolning 4 burchi. Demak, yedirib ichirmoq, kiydirmoq, ro'zg'orni butlab qo'ymoq, xotini kasal bo'lsa doktorga, tabibga ko'rsatmoq, ilm olaman desa, kasb hunar o'rganaman desa, yo'l bermoq, pul bermoq, imkoniyat bermoq. Tushunarli, bu ko'pam-qo'pam aytilgan. Ayolda eridan beruxsat chiqmaslik, eridan beruxsat birovni uyga qo'ymaslik, eridan beruxsat birovga bir narsa bermaslik, eri chaqirsa kelishlik. Bu ham tushunarli. Buni ham ko'pam-qo'pam aytganmiz. Birodarlar, 5 ta erkak kishida, 4 ta ayol kishida ota-ona bilib qo'ysin, qaynona, qaynota bilib qo'ysin. Kelinga e'tiroz qilsa, to'rtta narsasiga e'tiroz qiladi. Birov kiyoviga e'tiroz qilsa, 5ta narsasiga e'tiroz qiladi. Qolgan narsasiga e'tiroz qilmoqlikni haddan oshish deydi. Qizingizni qorni to'q, eni but. Qizingizni qorni to'q, eni but. Salomat, sihat, alhamdulillah o'tiribdi. Yana nima deysan? Birodar, nima deysan? Yana kiyovga nima deysan? Kelinga nima deysan? Erini iznidan chiqmayapti axir. Mayli qo'lidan kelgancha qiladi. To'g'ri, biz ko'ynimizdek ovqatni qila olmas. To'g'ri, biz ko'ynimizdek tutumni tutalmas, masalan, udumni qila olmas. Lekin birodarlar, uningga to'rtta narsaga e'tiroz qilasan. E'tiroz so'zini kamaytiyapmiz-ku birodarlar. Haddidan oshdik, shu darajaga yetdiki, nafaqat haddidan oshyapti. Tug'yonga ketyapti. Me'yorlarni buzvaryapti. Me'yorni buzgani, sen qo'ymasang, men qo'yaman deyapti. Qo'yalmaysan. Sen ham qo'yalmaysan, u ham. Birodarlar, bu narsalar had bilan, huquq bilan belgilangan. Mana shuni bilmaslikni o'zi haddan oshish ekan. Allohim haddan oshganni sevmas ekan. Haddan oshganni sevmas ekan. Buni aytyapti. Aytadi. Boshqa bir oyayi karimada Alloh taborak va taolo jannati bandalarini sifatlarini bayon qilib shundoq degan. Jannatga tushadigan zotlar, Allohning rahmatiga erishgan zotlarning sifatlaridan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ular g'azablarini yutadigan ular g'azablarini yutadigan odamlarni xato va kamchiliklarini af etadiganlar Allohning ezgulik qiluvchilar, Alloh ezgulik qiluvchilarni sevar. Jannatiylarni sifatlab aytadiki, g'azabini yutadi. G'azabini yutadi. Rosa qiyin ish bu. Birov iltimos qiladiki, qor domla, alabang. Meni bolam g'azabnok. Jahldor, g'azabnok. Shunga bir nasihat qiling. Unga javob bo'ladi bizdan. Birodar, g'azabini bosib olgan, g'azabini yutib olgan zotlarga borib farzandingizga nasihat qildiring. O'shnaqani topib qolsangiz, meni ham eting, men ham boraman. Meni ham aytgin, men ham boraman. G'adabi bor, qanaqa g'adab qilma deb nasihat etadi, qanaqa tushuntiradi unga, qanaqa tushuntiradi uni. Bizga ham nasib qilsin, birodarlar, hammaga nasib qilsin. Bu narsalar sahobalarda ham ko'ringan. Sahobalardan Hazrat Umar odil qilichni yalang'ochlab yuborar ekanlar. Buni bosib olish yoki bosib olganlar
cenneti zatlarını bilgilerken bizge hem nasip olsun. Hemimizge nasip olsun. Adamların hata ve kemçiliklerini afu etedi geldiler. Adamların hata kemçilik, hata deyip günahını eytedi. Kemçilik deyip halika eytilgen nüksallarını eytedi. O şahane afu etedi. O şahane kız yumadı, hatası ki kız yumadı. Bir de hata hakkı da gelip gidiyordu. Hıyanet hakkı demez. O sizge hıyanet kılıp ırşayıp durup, keçire kalın deyip bu meyni. Hıyanetini itiraf etedi. Men sizge hıyanet kıldım deydi. Men uğurladım, keçirin deydi. Mena şimdi keçiriş vacip oladı. Onda meynavatçılık ki o adamını hıyanet kılıp, eldep keçirin. Bunu su istimal kumaylık. Rabbimizin ayetidir. Eytedi. Allah ezgu işlerini kılıççilerini sevedi. Yaxşilik, yaxşı adapta turgan, yaxşilikni insoniyatga qilgan, nafaqat insoniyatga, mahluqot, mavjudot, nabotot, hasharotga qilgan o'shani sevadi Allohim. Dar haqiqat turli tuman xulqi atvorlik odamlar orasida yashar ekanmiz, albatta ulardan bir qancha azor, aziyatlar ko'rishimiz mumkin. Bir sekund deganda, bir lahza deganda g'alati qilib qo'yadi odamni, bir lahza. Gaplashib turib, "Kenayim yaxshimilar" deb qoladi, bo'ldi. Shu bilan bo'lmaydi, gap kelishmaydi. Hop, hop, hop. Unga ham mayli bilmaydi, tushunmaydi, sekin o'tib ketsangiz, qaytdan kelyapsiz deydi. Uni xotiningga berasan buni hisobini, qaytdan kelyapsan. Bolangga berasan, domlaga ham shunaqa deysanmi? Qaytdan kelyapsan. Birodarlar, birovga, kimsaga kenayim, xotiningiz yaxshimi deb bo'lmasa ekan, qayerga ketyapsiz, qayerdan kelyapsiz deb bo'lmasa ekan. Sababini eshiting. Qayerdan kelyapsiz? Savol bo'lib qolsa, o'sha savol berguvchi yomon ko'radigan odamni otlarini aytib qolsangiz, mahallasini aytib qolsangiz, o'zi xafa bo'lib qoladi birinchidan. Falonchi bor-ku, ana dushmaning, o'shalarnikida xudoya haqiqa bo'lib qoldi, o'shalarnikidan kelyapman deb qolsa-chi? Qanaqa bo'ladi? Ketayotgan joyini ham so'rab bo'lmaydi. Birodarlar, qayerdan kelyapsan, qayerdan ketyapsan, savoli farzandga berilishi vojib. Bolaga beradi unaqa savolni, bolasiga beradi, o'g'liga, qiziga beradi. Qayerga ketyapsiz, bolam? Qachon kelasiz? Qayerdan kelyapsiz, bolam? Nimalar qilasiz, bolam? Qolgan insoniyatga unaqa savolni bermaydi. Betamiz bir lahzada asabingizni buzib qo'yadi. Ko'rishamanda hamma joylarda ushlab tashlayapti. To'g'ri ko'rishmay qol odamga o'xshab. Assalomu alaykum, va alaykum assalom bo'ldi. Hamma joyini islab chiqyapti, yo tavba. Bo'lmaydi. Birov yelkamizga pulni qo'lni qo'yib yuboryapti, bunday qilib og'aynisi. Yo, bo'lmaydi. Otangni janazasini o'qib beradi. O'g'il qizing tug'ilsa azona aytib beradi. Ana etga chiqib Alloh Rasulullohga mavize qiladi. Seni ukaymi uni qo'l yelkaga qo'lini qo'y. Bo'lmaydi. Me'yor deydi buni otini. Agar har bir shunday ko'ngilsizlik bizga qattiq ta'sir etib, g'amga botirib qo'yaversa, shubhasiz butun hayotimiz azobga aylanadi. Bu bilan befarqlikka da'vat etilmayapti. Bu bilan kenglikka da'vat etiladi. E'tibor bering-a. Ota buva kulmasi degan. Kulsa ham kular edi. Hamma narsadan kulmasa jiddiy turar edi. Kulgilar ishay ishlar, tirjay ishlar endi boshlanib ketdi. Hop, bu bir ikkinchidan. Ota buva tanqidni alhol qilar edi, joyida qilar edi. Mana shu marosimlarda, ma'rakalarda yosh katta ulug'lar bo'lardi, bir xatoni darrov tuzatib qo'yishardi, bir gap bilan. Mana shu narsalar ko'rinmaydi, birodarlar. Chunki bizda ancha ber farqlashib ketgan. Menga nima asabimni buzamanmi? Yo'q, mo'min musulmon iloji boricha o'zini munosabatini go'zallik bilan yetkazib qo'yadi. Shu bois imkon qadar yon atrofimizdagilarni xatolarini bilib bilmay yetkazadigan azoblarga sabr qilib kechirishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Shunda bir-birimizga mehr muhabbatimiz ziyoda bo'ladi. Odamni tanqid qilavermaydi. Kechirimlik ozgina imkoniyatdan beradi. Imkoniyat bergani
Yaş ballar, vayege yetmegeller, bunu çüşünmegeller, yenge kegeller, musafirler, ularga imkaniyet berib boradi, berib boradi. Yaş katteler, yaş katteler, uzun aklını tanigeller, namaz niyaz kılgetgeller, ularga çüntürülledi, nasihat etiledi. Şuna kılınmasakan, üçüncü şahsda gapiriladi. Şunaqa kılınmasakan, şunaqa deyilmasakan, şunaqa bo'lmasakan deb qo'yiladi. Mana shu kerak bo'ladi. Barcha yaxshi xulq va sifatlarni o'zlarida mujassam qilgan zot payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kechirimlik bo'lish fazilati ham kechirimlik bo'lish fazilatida ham eng go'zal namuna edilar. Oysha radhiyallohu anha onamizdan payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat etadilar. Lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyati wala yajzi bis sayyati as sayyata walakin ya'fu wa yasfah. Ravahu al-imam at-Tirmizi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etediler. Fahş işlerini kılıvçı. Fahş sözlerini sözlavçı. Bazarlarda bakır çakır kılıp yürüvçı insan. Kılıp yürüvçı insan emesdirler. Yamanlikke yamanlik bilen cevap kaytarmaz ediler. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazarlarda bakır çakır kılıp yürüyüşü zat emez ediler. Yamanlikke yamanlik bilen cevap kaytarmaz ediler. Belki afu etip keçirip yuvarır ediler. O Ayşe anamız radıyallahu anh'a Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıfatla birerek eller. Resulullah'ın vefatlerden kegin Hazreti sahabe-i ikramlar Rıdvanullah aleyhüm ecmailler Ayşe anamız radıyallahu anh'ın huzurlarına gelişerken, ortada perde tartıklı bularken, perdenin arkasından Ayşe anamızda savallar bularken, o şey savallardan biri de, o şey cevaplarını biri de, Hazreti Ayşe anamız radıyallahu anh'a ait yaptılar ki, Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fahş sözlerini kılmazdılar, fahş işlerini kılmazdılar. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yamallikke yamallik bilen cevap vermez idiler. Afu eter ediler. Demek bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin büyük sünnetlerden iken. İslam tarihinden malum ki peygamberliknin 10. yılları otup hem Kureyşliklerden icabi netice çıkma geç. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise radıyallahu anhu hamrahligi de Taif'e vardılar. Uzat şayet Taif'te din işleri yürüşüp geçse degen ümitte kabile aksakalları bilen uçraşıp ularını İslam'a çakırdılar. Ama ular uneşmedi. Aksinçe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni mezkara kıldılar. Bu ham yetmegendek özlerinin esi pest beybaş balalarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin artılardan kışkırışke, sokup taş atışke yubardılar. Taiflikler yolunu iki çetide turup uzatını ötiyetgellerde ayavsız taşboran kılışar idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayakları kandan kanadı ve gamgin bulup kuvvetleri azlığı ve zayıfliklerden Allah'a iltica kıldılar. Şimdi Allah tebarek ve teala uzatının huzurlarına perişteni yüberdi. İzin soradı. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tebarek ve teala tamamından rahmeten lil alemin etip yuberilgen zat müşriklerden en şiddetlik eziyetini Taif halkıdan körgellerge karamestan bu işe izin vermediler. Ve şundan dediler. Bel ercu en yuhricallahu min usulabihim men ya'budullah vehdehu la yushriku bihi şey'a. Bu vakiye hobam kubam meşhurdur. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Taif'ke Zeyd bin Harise bilen bargelleri radıyallahu anhum bilen bargelleri o cahideki Peygamberimizge yetkezilgen eziyetler kitaplarda yazılgen.
O'sha payg'ambarimiz Rasulullohga toshlar otib, qonlarini kavushga jiqqa to'lg'izib, bilmadim badanlariga ham toshlar tekkanmidi. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi yosh bolakaylar esi pastlarni tosh bo'ronidan qochib ammalarini hovlisiga kirdilar. Otika degan ammalari bo'lgan ekan. Shu kishini Toifda bir dala hovlilari bor ekan. Shunga qochib kirishga majbur bo'ldilar. Majbur bo'lsalar Hazrati Jibroil alayhi salatu vasallam Hazrati Payg'ambarimiz Rasulullohga kelib, "Ey Allohning Rasuli, butun olam sizni izmingizda. Butun olam sizni izmingizda ya Rasululloh. Izn bersangiz kunpayakun qilaman" dedilar Toifni. Hammasini kunpayakun qilaman. Izn bersangiz, izn bersangiz. Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men duo ibodat qilgan kelmaganman. Men insoniyatga rahmatan lil olamin bo'lib kelganman. Mana shu hadisni ketida keltiryaptilar. Men umid qilyapmanki, bular agar islomga kirmasalar aslobihim, bularni sulblaridan, bulardan chiqaradiganlar, bulardan tug'iladiganlar iymonga keladi-ku. Mana shundan umid qilyapman. Qanaqa gap bu? Bular iymonga kelmasa, bularni sulublaridan iymonga keladi-ku. Men shuni umid qilyapman. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni rahmatan lil olamin bo'lib kelganlar. Lekin baribir bitta qul iymonga keldi. O'sha qulning hikoyasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'amga botgan muborak badallari qonagan u otga ammalarini dala hovlisida bir qul ishlarida. Qul payg'ambarimiz Rasulullohni uzoqdan kuzatib turardi-yu haligi uzumni bog'dan bir vosh uzumni olib payg'ambarimizga olib keldi. Haligi holatda. Shunda Rasululloh qul keltirgan uzumdan bir donasini olib Bismillahir Rahmanir Rahim deb iya boshladilar. Qul. To'xtang. Ajoyib gaplarni gapiryapsiz. Nima dedingiz? Bismillahir Rahmanir Rahim. Buni qayerdan bilasiz? Sen o'zi qayerdansan deb qoldilar. U men Naynavodanman dedi. Naynavo degani hozirgi Suriyani bir shahri. Hazrati Yunus alayhisalomni tug'ilgan joylari. Shunda Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birodarim Yunusni yurtidanmisiz? Siz Yunusni qayerdan bilasiz? Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yunus alayhisalomni Qur'ondagi qissasini o'qib berdilar. Haligi qul Ashhadu an la ilaha illalloh va annaka rasululloh dedi. Allohdan o'zga hech bir iloh yo'q. Men guvohlik beraman, siz Allohning payg'ambarisiz. Allohning nomiga qasam, bir umr axtardim sizni. Bir umr qidirdim sizni. Shu joylarga qul bo'lib sotildim. Mana shu sizni bir marta ko'rish uchun, sizni bir marta ko'rish uchun shu ishlarni qildim. Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haligi qul qidirib yurgan ekan. Yoshi o'sha paytda 50 dan oshgan, 60 ga yetib qolgan odam ekan. Yurtidagi yahudiylardan, yurtidagi olimlardan g'obam-g'obam eshitgan ekan. Oxir zamon payg'ambari kelar ekanlar. U kishini insoniyat toshboron qilar ekan. O'sha toshboron qilgan paytida eshitganimda Allohimdan so'ragan edim. Qani o'sha zotni yollarda bo'lib qolsam edi. O'sha zotga yordam bersa, boy bersam edi. Alloh taboraka va taolo shuni ijobat qilgan ekan. O'sha yurtidan kelib, o'sha voqeani ustida haligi qul iymon keltirgan ekan, birodarlar. Ajib ishlarni ko'ring. Allohning ulug' buyuk qudratini ko'ring. Rasulullohni ko'rib, bilib yurganlar,
Rasulullah'ını eşitip türgenler, Peygamberimizin ilgeni görmeyen, Rasulullah haklarda eşitmeyen, ya ki bilmeyen, bırak gelip iman keltiredi o. Rasulullah'ını yollarda yürgen iman keltiredi. Ey Allah'ım, hidayetini berçemizge nasip eyleyin. Eğer Allah'ımı edeştirse, peygamberini korsa hem iman sameseken, Allah'ımın hidayetini başlasa şuna kabul edeken. Bana şu Taif'te, şu kişi, şu vakiyenin arkasından imanga gelip kalgen ekeller, braderler. Hulasa orunda şuna sana itemiz ki, Allah tebarek ve teala'dan kalbimizge mehabbet salışını, rahim şefkat salışını sorab kalemiz. Ve bilemiz ki insanların hemmesi hatakardır. Hatarda biz hem siz hem hemmemiz. Lekin hatakarların içindeki en yaşlıları. Hatalarını engelgelleri, çüngelleri, tevbe kılgelleri. Allah'ım tevbe kıldık. Hatalarımızı keçirgin. Günahlarımızı keçirgin. Bravo eytedi. Damla karzımını keçsem. Palancıdan karzımını keçsem. Kanakı böyle. Usulü, yolu, adabı şu ki falancı deyip çakır eledi. İlacı bu ise güvah bilen degen ulama. Falancı, karzınız bar idi miyinden? Şunda karzım bar idi. Falancı güvah. Bazı ulama itedi ki yazma ravişteyem degen. Bazı ulama ağzaki güvah bilen degen. Herhalde ayet yetken de. Falancı, karzınız bar o. Oşanı men Allah için keçtim degen zatlar şuna kadar diyerekenler keçtim diyerekenler etkenden kegin meni korsan hicalet etmegin yüzünü tezkere vurmegin men keçtim degen zatlarını Allah tebarek ve teala hemme günahlarını keçirip koyarken karzini keçmakçı bu sayın birader. Bravo'nun günahını keçmakçı bilsen, halis keçirgin iken. Şunda Allah tebarek ve teala hemmemizi, günahlarımızı halis keçirer iken. Fırsattan faydalanıp bu sözlerini, bu malumatlarını özüm ve sizler için yetkazmakçı bulamam. Ve özüm sizler için istiğfarlar eytemem. Allah'ım rahı rastge başlayın, günahlarımızı keçirgin. Kalbimizge rahim, şefkat, keçirimlik. Haletlerini berçemizge nasip etkin. Yine bu mavzularga yine kayıtacakmız inşallah.